İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Vahyadyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu etrafında bir grup Birleşmiş Milletler uzmanı Bakü tarafından Berzor yolunun devam eden ablukasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Arman Tatoyan'ın mesajı, Bakü yetkilileri tarafından kuşatma altındaki Artsakh'ta toplu soykırımı Armenosidi önlemek için acil önlemler alınması gerekiyor. Uluslararası Yerli Halklar Günü. Artsakh STEM Expo 2023 Bilim ve Motivasyon Spanagirt'te gerçekleşti. Ahalkalak'ın tüm Ermeni oyunlardaki zaferi. 44 gün savaşına katılan Vahyadyan aktörlük yolunu seçti ve askere gitmeden önce 4 gün savaşının kahramanı Robert Abacan'ı konu alan küçük bir filmde Robert rolünü oynadı. Askerlik hizmetinden sonra filmin tamamlanması gerekiyordu ama kimse Vahy'nin kendisinin bir savaş kahramanı olacağını hayal edemezdi. Vahy'i çocukluğundan beri askeri nişanlar ve askeri kıyafetler giyerken görebiliyordunuz. Vahe, abiyi ve onun hizmetiyle gurur duyuyordu. Herkese karşı cana yakın ve yardımsever, uzlaştırıcı biri olan Vahe, meslek seçiminde hiçbir zaman ikilemle karşılaşmadı. Sahne beni bekliyor diyordu. Abel Abelyan sanat okuluna kabul edildi ve bir süre sonra zaten orada çalışmaya başladı. Annesi hatırlıyor. Elbette Vahe hem okulda hem de sanat okulunda askeri roller oynamayı severdi. Okul bitimindeki son zil oyununda öğretmenden kendisine asker rolünü vermesini istemiş. Öğretmen böyle bir rolleri olamayabileceğini söyleyince ısrarla senaryoda ona rol vermekte ısrar etmiş. Vahe savaş başladığında bir yıldır Cırakan'da görev yapıyordu. Bir ay süren çatışmalardan sonra 30 Ekim'de Martun 2'de bir düşman SİHA füzesi tarafından öldürüldü. Vahe gibi vatanımız için canını, sağlığını feda eden onca asker ve kahramanlıkları geçmiş olarak sayamayız. Vahe şiirler yazmıştır ve özellikle şu sözleri herkesi etkiler. Hatırlanan hiçbir zaman geçmiş sayılamaz. Ayas Stefanos'un 16. maddesi uyarınca Osmanlı Devleti Ermenistan'da ıslahat ve reformlar yapmayı Rusya'ya taahhüt etmişse ve Rusya bu iyileştirme ve reformların uygulanmasını izlemek zorunda kalmışsa, o zaman Berlin Antlaşması'nın 61. maddesine göre Osmanlı Devleti bu yükümlülükleri bu antlaşmayı imzalayan Rusya, İngiltere, Avusturya, Macaristan, Almanya, Fransa, İtalya devletleri önünde artık Ermenistan'da değil, Ermenilerin yaşadığı bölgelerde yerine getirmeyi üstlenmiştir. 61. maddenin lafzına ek olarak 60. madde Ayas Stefanos Antlaşması'nın 19. maddesiyle Rusya'ya bırakılan Alaşkert Vadisi ve Beyazıt Şehri'nin Osmanlı İmparatorluğu'na iade edilmesini şart koşuyordu. Konferansın kabul ettiği ve reform adı altında antlaşmanın 61. maddesine giren ve daha sonra hayata geçirilmeyen proje buydu. Berlin Konferansı'nda Ermeni meselesi işte böyle son buldu. Avrupa devletlerinin oyunlarını çoktan anlamış olan mazlum ve bunalımlı Hrimyan Hayrik halkı yeniden silaha çağırdı. Berlin'den döndükten sonra Berlin'deki görevinin sonuçlarını Patrikhane'de anlatan Hrimyan Baba kendisini şöyle ifade etti. Berlin'de harisa tüm teba milletlere dağıtıldı. Ermenilerin payını alıp getirmem için beni gönderdiniz. Herkes nasibini demir kepçeyle aldı. Benim kepçem ise harisaya karışıp içinde düşen kağıttandı. Bana bir şey kalmadı ve elim boş döndüm. Babanın bu kanatlı sözleri mecazi anlamda demir kepçe hikayesi olarak tarihe geçti. Berlin Konferansı, Rus silahının zaferini küçümsemek, Çarlığın etkili dış siyasi ve askeri faaliyetlerini İngiltere, Avusturya, Macaristan yararına ve en önemlisi Osmanlı İmparatorluğu'nun yararına ve Rusya'nın zararına yumuşatmak için geldi. Balkan halkları ve Ermeni halkının zararına. Berlin Konferansı kararı ile Bosna Hersek, Avusturya, Macaristan tarafından işgal edildi. Romanya, Sırbistan ve Karadağ'ın bağımsızlığı tanındı.
Büyük güçlerin bu Balkan ülkelerinin çatışan çıkarlarının iç içe geçmesinin bir sonucu olarak Berlin Konferansı, Makedonya'yı Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa devletlerinde reformlar yapması zorunluluğu ile sınırlı olarak Türk egemenliğine bıraktı. Ermeni heyeti konferansa katılma hakkı elde edemedi. Konferansa yaptığı dilekçeler dikkate alınmadı. Leon'un gözlemlediği gibi Ermeniler adlarının uluslararası diplomasi profiline girmesinden memnun oldular. Ermeniler bundan böyle Ermenistan'ın Avrupalı güçlerin ilgi konusu olacağına inanıyorlardı. İngiliz-Türk antlaşmasına göre eğer Rusya Batum Ardahan Kars'ı alacaksa o zaman İngiltere imparatorluğu korumak için padişaha silah zoruyla yardım etmek zorundaydı. Karşılığında İngiltere'ye Kıbrıs'ın işgali hakkı verildi. Bir grup Birleşmiş Milletler uzmanı Bakü'nün Artsakh bölgesinde korkunç bir insani krize yol açan Berzor Karayolu'nu ablukaya almasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Ablukanın bir sonucu olarak Artsakh'ı Gorise bağlayan tek yol son 7 aydır bloke edildi ve bunun sonucunda nüfus yiyecek, gıda, tıbbi ve hijyen malzemeleri konusunda ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Abluka aynı zamanda tıbbi ve eğitim tesislerini de kesintiye uğrattı ve bölge sakinlerinin özellikle çocuklar, engelliler, yaşlılar, hamile kadınlar ve hastaların hayatlarını büyük risk altına soktu. Uzmanlar Berzor yolunun ablukaya alınması petrol, balık ürünleri, kümes hayvanları, süt ürünleri, buğday, şeker ve bebek maması dahil olmak üzere gıda arzında keskin bir düşüşe yol açan insani bir krizdir, dedi. İlacın hızla tükendiği ve ambulansların yakıt kıtlığı nedeniyle kesintiye uğraması nedeniyle hastanelerin tıbbi bakım sağlamakta zorlandığı konusunda uyarıyorlar. Tatoyan adlı Hukuk ve Adalet Vakfı Başkanı, Doğu Ermenistan'ın eski insan hakları savunucusu Arman Tatoyan, Artsakh'ta hümanitar faaliyet hakkındaki gelişmeler konusunda açıklamada bulundu. 120 bin Ermeni 240 gündür Azerbaycan ablukası altında, başta çocuklar, hamileler ve yaşlılar olmak üzere insanlar yetersiz beslenme nedeniyle akut sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bakü'nün Ermeni karşıtı faşist politikaları ve uluslararası hukukun suç teşkil eden ihlallerinin cezasız kalması, Artsakh'ta yaşayan etnik Ermenilere karşı yeni ve daha acımasız davranışları körüklüyor. 9 Ağustos 1994 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 23 Aralık No 49-214 sayılı karar ile Uluslararası Yerli Halklar Günü ilan edildi ve her yıl kutlanıyor. Genel Kurul 20 Aralık 2004 tarihinde 59-174 sayılı kararla Eylem ve Onur Yılı sloganıyla Dünya Yerli Halklarının 2. Uluslararası 10 yılını ilan etti. Uluslararası Yerli Halklar Günü'nün kutlanmasına 2. 10 yılda da devam edilmesine karar verildi. Yerli halkların haklarının korunması Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 20 yıldır mücadele ettiği konudur. Batı Ermenistan heyetinin 17-21 Temmuz 2023 tarihlerinde Cenevre'de yerli halkların haklarına ilişkin uzmanlık mekanizmasının 16. oturumuna katıldığını hatırlatırız. Bu yılki çalışmalar ağırlıklı olarak militarizasyonun yerli halkların hakları üzerindeki etkisi, uluslararası yerli dilleri 10 yılı, yerli halklar ve devletler arasındaki anlaşmalar ve diğer düzenlemeler, uzmanlık mekanizmasının daha ileri çalışmaları ve yerli halkların insan hakları özel raportörü Francisco Calizai ile diyalog ilgiliydi. Bunlar güncel olaylar açısından Ermeni milleti için hayati önem taşıyan konulardır. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin tüm paketi, militarizasyonun Artsakh'ın yerli Ermeni halkının hakları üzerindeki etkisine ilişkin çalışma hakkında konuşan Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenek Abrahamyan tarafından Birleşmiş Milletler'e aktarıldı. Abrahamyan,
uluslararası toplumun dikkatini, amacı planlanan soykırımı sürdürmek olan 1920'den beri Batı Ermenistan Devleti'nin bir parçası olan Ermenilerin kutsal topraklarını gasp etmek için yurt dışından militarize edildiğini doğrulayan kanıtlara çekti. Aktarılan bu çalışmanın önemi, Batı Ermenistan'ın Ermeni ulusunun eşi benzeri görülmemiş bir yerli halk yasal statüsüne sahip olması ve kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirmek isteyen tüm halklar için bir örnek teşkil etmesidir. 18 Temmuz'da Cenevre'de yerli halkların tarihi bir yürüyüşünün yapıldığını hatırlatalım. Yerli halklardan oluşan heyetler bayrakları ve geleneksel yerli kıyafetleriyle yürüdüler. Artsakh STEM Expo 2023 Bilim ve Motivasyon başlıklı eğitim teknolojik etkinlik Artsakh Devlet Üniversitesi'nde gerçekleşti. Artsakh Press muhabirine göre etkinliğin amacı okul çocuklarının ve öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularına olan ilgisini artırmak ve onları mühendislik, teknoloji ve bilimle tanıştırmaktır. IT alanları ve eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki bağlantıyı genişletmek. Etkinlikte bilimsel, mühendislik ve öğrenci gruplarının araştırma ürünleri ve çalışmalarından oluşan bir sergi yer aldı. Panel tartışmaları sırasında bilim, mühendislik, teknoloji ve iş sektörlerinin temsilcileri deneyimlerini, iş özelliklerini, alandaki fırsatları, yeni trendleri ve meslekleri yansıttı. Organizatörlere göre Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ve sürgündeki diasporada faaliyet gösteren teknoloji şirketleri ile bağlantılarını teşvik etmek ve mentorluk için bir fırsat yaratmak amacıyla Artsakh'ta faaliyet gösteren bilimsel, teknolojik ve mühendislik fikirleri yarışması da düzenlenecek. Doğu Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da düzenlenen 2023 Dünya Ermenileri oyunlarında Ahalkalak voleybol takımı Krasnodar takımını 3-2'lik skorla mağlup etti. Takım, Doğu Ermenistan'ın en iyi takımı unvanını elde etmek için mücadeleye devam edecek. Bunun için iki takımı daha yenmesi gerekiyor. Bu Ahalkalak temsilcilerinin şimdiye kadarki ilk zaferi. Ahalkalak takımının Doğu Ermenistan'ın en iyi takımı unvanı için mücadele edeceği bugün bir futbol maçı da oynanacak. Spor ve Eğitim Servisi temsilcisi Akaki Melikidze, heyecan çok yüksek, çok güçlü bir takımı yendik, elbette galibiyetlerle döneceğiz, dedi. Ahalkalak Belediyesi'nden 57 sporcu 8 spor dalına katılarak Doğu Ermenistan 2023 Dünya Ermeni oyunlarına katılıyor. Ahalkalak genel heyeti 65 kişiden oluşuyordu, ancak Ahalkalak'tan Yerevan'a taşınan sporculara daha sonra Yerevan'da bulunan Ahalkalaklı sporcular da onlara katıldı. Ahalkalak Dünya Ermenileri oyunlarına aşağıdaki spor dallarında katılacak. Koşu, bilek güreşi, yüzme, satranç, masa tenisi, voleybol, futbol. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasna Tırer adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Arakel Muşeh adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.